Aminasızda estetikte en çok e, rastlanan bizden talep edilen konulardan bir tanesi de e, boyundaki gıdı tedavisi. E, bu gıdı tedavisi hani şu gıdıyı almakla yok etmek e, sanki çok kolaymış gibi bizden sorulur ama aslında en zor sorulardan bir tanesidir çünkü gıdıda e, şöyle bir mekanizma var. Bütün yüz aşağı doğru sarktığı için ve burada katlandığı için bir kere boyun yapısı genetiksel olarak yüzün sarkması cildin kalitesi bunların hepsi birbirine geçmiştir çok iyi ay ay ayırt etmek lazımdır Kiminde yağ problemi vardır kiminde bollaşmış deri problemi vardır bollaşma bazen buradadır bazen bütün yüzdedir şimdi genel yaklaşımımız şu Eğer gıdıda bir sarkma varsa yağ da olabilir Öncelikle yüzü toparlamamız gerekir yüz yukarıya çekerse zaten otomatik olarak gıdı e azalıyor. Yani gıdıyı e, oluşturan en büyük sebep e, yüzün bollaşması ve sarkmasıdır. O yüzden biz yukarıdan başlıyoruz e, tedaviye. Yukarıyı küçülterek, e, toparlayarak işte U terapi e, tedavileri, işte iplik askıları e, yöntemi e, veya cildi mezoterapi vesaire dolgularla kuvvetlendirip çekmek, kaldırma yöntemleri hepsi yukarıya toplamaya yarıyor. Burayı toparladıktan sonra kalan kıdı bölgesinde de ya yağ azaltmamız gerekiyor. Onda iğne ile ilaç enjeksiyonlarıyla lipoliz yapabiliyoruz. E, tabii ki ultrapiden tutun radyo frekansa kadar dışarıdan uygulanan çeşitli yöntemleri uygulayabiliyoruz. Bunlar da işe yarıyor ama dediğim gibi hepsi bir bütün olması lazım veya en son bakıyoruz ki çok fazla bir yağ dokusu varsa liposakşın için plastik yara arkadaşlarımıza gönderebiliyoruz. Ama genellikle önce biz yapabileceğimiz şeyleri yapalım ki cilt toparlansın, doku toparlansın ki belli bir noktadan sonra operasyona göndermek işlemin kalitesinin sonuçlarının daha kaliteli, daha başarılı olmasını sağlıyor. Yani sadece operasyonla içerideki yağ boşaltıp bırakmak burada her şeyi çözmeyecektir. O yüzden kombine tedavilerde yine plastik cerrah arkadaşlarımızla birlikte biz bütün yüz tedavisini, bütün doku tedavisini çalıştırarak kombinasyonlar yapma. yani olayı bir bütün olarak görmek zorundayız. Kolay bir şey değil. Gıdı bizim için bir imtihan sorusu gibi bir şeydir. Yani bir sonuçtur. O sonucun sebeplerini tedavi etmek zorundayız öncelikle.